Bir film bir konu hoş geldiniz. Bugün son olarak aşk, büyü vesaire de henüz görme fırsatı fırsatımız olmasa da oynayan çekmecelerden hatırladığımız Şubat Beş Kardeş ve Fi dizilerinden de hatırladığımız Ece Dizdar konuk. Ece hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Şener? İyi ne olsun işte yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu yeni normalin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz bir taraftan. Şöyle başlamak istiyorum. Herkese aynı soruyu sorarak başlıyorum genelde. Şimdi tabii tam bir karantina durumunda değiliz. Eskiden öyle soruyordum nasıl gidiyor karantina diye. Kısa bir özet hani nasıl gitti senin bu geriye dönük 2-2,5 çıkayım ve hani şu an ne durumdasın, neler yapıyorsun onu bir konuşalım. Bir de tabii hani neler yapıyordun bu şey başlamadan önce? Ara vermek zorunda kaldığın bir şeyler oldu mu? Onlar ne aşamada? Biraz böyle senin bu salgınla ilişkin nasıl oldu? Onu konuşarak başlayalım. Sonra devam ederiz. Şöyle şimdi bir 3 ay falan sürdü benim. Ben bayağı erken karantinaya girenlerdenim. Bir 3 ay kadar evde oturdum diyebilirim sana. İlk bir ayında biraz zorlandım. Tek başına yaşıyorum çünkü. İlk bir ay böyle çok kafam karıştı ya. Bu ne garip bir şey. Hani bir kedim olsaydı bari falan. Yani böyle bayağı bir yalnız kaldım yani. Sonra çok alıştım ve çok keyfim yerindeydi bir süre sonra. Hani biraz bir şükretmeye başladım açıkçası yani ne olacak hani biraz evde oturalım yani sana neler yaşıyor gibilerinden. Ondan sonra evde yani bir sürü şey yaptım. Bahçeyle uğraştım. Hiç yapamadığım şeyler vardı vesaire. Herkesin olduğu gibi. Evde meşgaleler buldum kendime yani. Fermantasyona sardım. Yok sirke, yok kefir falan. Onlarla uğraştım biraz. Okudum, yazdım. Yarım kalan şöyle şimdi seninle de bugün bir evlilikten sahneleri konuşacağız. Biz o filmi oyuna uyarlıyoruz. Versus tiyatroyla. Biz onun provasına girecektik Mayıs'ta. Provasına girip yüz yüze bir uyarlama süreci yaşayacaktık yönetmenle ben. Çünkü ben ortak yapımcısıyım aynı zamanda bu oyunun ilk defa. Beraber bir uyarlama süreci geçirecektik. Onu diğer oyuncularla da beraber Zoom üzerinden her gün buluşarak, her gün 5.30'da neredeyse buluşarak bu filmi oyunlaştırdık bu süreçte. Yani en büyük uğraşım oydu diyebilirim. Yani yarım kalan bir şeyi avantaja çevirmiş olduk aslında. Çünkü hadi yani işte biraz sonra Bergman'ın birlikte manzaralarını konuşacağız film olarak ama çok uzun bir metin. Yani çok uzun bir metin olarak çok uzun zaten Evet. dizi hali. Sonra onu 3 saati aşan bir film formatına sokmuştu ama bu bile tiyatro için uzun muhtemelen. Siz o 3 saatlik şeyi de Çok. kısalttınız değil mi? Yani Aynen, bayağı... aynen öyle. Yani burada işte senaryosu, bu filmin senaryosu. Sana göstermek için getirdim. Biz onu evet kırpıp biçtik ve kendi versiyonumuzu çıkarttık. Aslında iki tane oyun versiyonu var yapılmış. Fakat biz onları da almak istemedik. Kendi versiyonumuzu çıkarmak istedik. Ve kendimiz kesip biçtik. Almak istediğimiz yerleri aldık yani. Ve ondan esinlenilmiş bir oyun olacak yani. Böyle. Anladım. Şimdi ne yapıyorum? Ben çıkıyorum artık yavaştan. Yani hatta bu şehir dışına çıkacağım pazartesi günü. Yani benim kendi karantinam bitti. Yeni normal. Yani herkes kadar rahat değilim yani. Ben dün akşam bayağı restoranlar, kafeler hani full gördüm yaşadığım yerde. Evet Bu evet kadar değilim bir yani ama. öyle bir tarafı var. Peki o zaman hani oyun sonbahar için hazırlanıyor değil mi? Yani siz şu an oyunla ilgili çalışmaları yürütüyorsunuz ama Aynen. sonbaharda Kastı yaptık bu süreçte. Kastı karar verdik. Öner Erkan olacak Johan. Marien'i ben oynayacağım. Beraber yaptık uyarlamasını da Öner'le de beraber. Ekim'e evet düşünüyoruz. Yani şu anda artık bitirdik. Bu uyarlama sürecini bitirdik. Ve Ağustos'a kadar hoşça kaldı birbirimize. Eğer Ağustos'ta bir araya gelip prova yapabilir bir halde olacaksak yani artık bilemiyoruz ya hani belki de yeni bir dalga olacak, bir şey olacak falan. Yani oyuncuların birbirine dokunabildiği bir hale, aynı odada olabileceğimiz bir hale gelebilirsek Ağustos'ta prova yapıp Ekim'de oyunu açmayı düşünüyoruz. Versus İyi bakalım. tiyatro. Kayhan Berk'in yönetiyor bu arada. Anladım. Peki. O zaman filme geçebiliriz biraz. Zaten tam hani biraz Bergman
olması zaten heyecan verici bir şey ama ben dün akşam tekrar izledim. Yıllar önce izlemiştim. Çok uzun yıllar. Bekarken izlemiştim. Şimdi 2,5 saat. artık evli bir adam olarak izledim tekrar ve böylece tabii ki başka türlü de bakıyor insan haliyle ister istemez. Değişti mi Ama bakış açısı gerçekten? tabii ya yani şöyle daha iyi anlıyorsun filmdeki karakterlerin şeyini. Yani ben ilk izlediğimde çok hayran olmuştum açıkçası. Ama ister istemez hem yaş olarak çok daha olgunsun, çok daha fazla sadece evlilik anlamında değil, çok daha fazla Evet, evet. görmüşsün, Aynen. yaşamışsın, başka ilişkilere tanıklık etmişsin. Dolayısıyla hani gerçekten hani bütün kendisinden sonraki çıkan hemen hemen sonra farkına varıyorsun ki kendisinden sonra çıkan hemen hemen her ilişki filmini etkilemiş bir yapım. Sen niye hani bunu bir çalıştığınızı biliyorum. İki hani seni etkileyen şey neydi? Onu konuşarak başlayalım. Tamam. Yani ben evli değilim tabii. Fakat dediğin gibi yani geldik bir yere geldik yani. Hani duygusal derinliğin bir şekilde kendin onu yaşamasan da onu algılayacak hale geliyorsun yani biraz büyüdükçe. Etrafında çok görüyorsun arkadaşların evleniyorlar, boşanıyorlar vesaire. Ben şeyle çok ilgileniyorum bunda. Yani iki ilişkinin kopmadan evliliği olması, bir yere doğru gidiyor olması beni çok etkiliyor. Yani kadın erkek ilişkileri toplumun soktuğu o sıkışık yerden çıkamayıp birbirlerini çok kırıp incitip sonra bir kendilerine dair bir yolculuğa çıkıyorlar. O beni çok etkiliyor. Ve de buradaki kadın karakterin değişimi ve özgürleşmesi de benim için mesela çok ilginçtir yani. Başta kadın gençken evlenmeden önce son derece aktivist ve solcu olan bir kadın. Bir evliliğin içine girince ister istemez yaşı da genç. Kendini sindiriyor. Bir şekilde küçültüyor ve bir adamın yanında var oluyor. Kendini bir erkekle var ediyor. Ve bütün film sürecinde, çok da uzun bir film dediğim gibi, kadın kendini yavaş yavaş başka evrelerde görüyor yani. O da bana çok ilginç geliyor. Evet, özellikle açılış sahnesi ile final sahnesi arasındaki fark, yani açılış sahnesinde mesela erkek karakterin Johan'ın kendini uzun uzun ne kadar mükemmel olduğunu anlatması, Marie'nin ise sadece hani onun Onun karısının eşi. annesi olarak tarif etmesi ama finalde bambaşka bir noktaya gelmesi şeyi o. Ben de biraz öyle baktım aslında hani Bergman gibi aslında Bergman'ın çok böyle özel hayatında sorunlu bir adam oldu hep söylenir ya. Ve dördüncü evlilikten sonra bunu çekmeye karar veriyor. Ama ben çok kadın yani kadın karakteri daha çok özenmiş bir kadın karakterin yolculuğunu daha iyi işlemiş bir hikaye olarak gördüm. Ama tabii bir kadın olarak ve bir oyuncu olarak sen ne dersin? Evet, kadın karakteri gerçekten daha iyi işliyor. Ama mesela bu süreçte ben yönetmenimiz olacak, aynı zamanda Peter'i oynayacak olan arkadaşımla hep konuştuğumda erkek karakter üzerinden baktığı yerler de beni hep çok şaşırtıyor. Yani evlilikte erkeği sıkıştırılmış bir şekilde bir kadın tarafından çok sıkıcı bir şeye zorlanmış bir karakter olarak gördüğü oldu mesela defalarca. Ben onu hiç öyle okumuyorum. Yani adam, anlatabildim mi? Hani sanki hani adam mecburen böyle sıkıcı bir evliliğin içinde falan. Halbuki hani o da isteyerek orada. Yani onu da toplum baskılıyor ama o da kendi isteğiyle, iradesiyle orada yani. Hani kadının başına kalıyor ya bu biraz, hani kadınlar evlenmek istiyor, kadınlar vesaire. Bergman'ın oradan baktığını hiç düşünmüyorum yani ben. Evet ama Kadını bence özgürleştirdiği bir metin yani bu. evet şey gibi bakmasa da yani hani böyle oturayım da kadın karakterler şeyle ilgili yapayım diye bakmasa da bence tanık olduğu şeyler ister istemez onu böyle bir yere getiriyor. Çünkü biraz böyle hani erkeğin hızlıca tepki göstermesi o sıkışma haline ve daha hızlı bir şekilde pişman olması ama kadının daha zor kopması ve ama nihayetinde çok daha dingin bir şekilde meseleyi halletmesi Evet. şeyi bu bir hani deneyimi aktarma işi aslında zamanda hani böyle bir hak verme yani Bergman'ın bir hak verdiğini değil de deneyimlerinin onu buraya getirdiğini düşünüyorum ister istemez hani Evet. mecburen böyle anlatmak zorunda kaldı hikaye diye Sen düşünüyorum. Sarabandı izledin mi hiç? Efendim? Sarabandı. Sarabandı izledin mi? Yok, Saraband. Ya izlemedim. bunun devam filmini çekmiş adam ya. Saraband diye bir film var. İkisi de bu yine aynı oyuncular oynuyor. Ve böyle 80'li yaşlarındalar.
inanılmaz bir şey yani. Ben onu izlediğimde böyle bayağı şey, devamı var yani evlilikten sahneleri falan olmuştu. Ona da bir bak bir ara. Çok ilginç yani. Adam bambaşka bir karaktere dönüşmüş. Çünkü şöyle Kadın bir şey yapmaya çalışıyor biraz. Mesela en sonda geldikleri yerde sanki böyle sen ne dersin? Bütün o bağlardan azade oluyorlar ya, çocuklar, aileler, işler, hatta eşle yeni eşler, her şeyden azade olmaya başladıklarında birbirlerini anlamak ve birbirlerini içlerini dökme konusunda da şey yapıyorlar. Yani bütün mesele evet. sanki bu iki şeyin kendileri dışındaki mevzuların onları bağlamasıyla ilgiliymiş gibi sanki. Yani Evet. Toplum biraz bu. baskısıymış, etrafın baskısıymış da büyüdük. Onlar da tabii yaş alıyor yani. Başta söylediğiniz şey, onlar da yaş alıyorlar, onlar da deneyim sahibi oluyorlar ve duygusal derinlikleri artıyor. Ve birbirlerini daha iyi anlamaya başlıyorlar. Ve bir baskı kalmayınca üzerlerinde, hatta ikisi başkalarıyla evli. Yani artık çok tatlı olmaya başlıyor yani buluşmak. Ve birbirlerine olan sevgileri devam ediyor. Bambaşka bir koza örüyorlar yani etraflarında, haklısın. Ve çok çok tatlı yani o son halleri bence. Kopmamış olmaları ve birbirlerinden nefret etmemiş olmaları, ki çok ağır sahneler var yani. Müthiş bir dayak sahnesi var mesela bir 5. bölümde galiba. Ona rağmen, öyle şeylere rağmen kopmamış olmaları ve onu bambaşka bir yere evrilmiş olmaları çok tatlı. Değil mi? Evet, yani bir taraftan da şeyi mesela şeyi çok cesur hiç göstermiyor ama mesela çok erotik anları var ve aslında hani kadının cinsel serüvenini de böyle adım adım yükselttiği ve hani onun kendi bedenini, kendi hazlarını keşfettiği ve aslında o 5. bölümdeki şiddet sahnesinde biraz bununla ilgili erkek hani erkeğin bunu Aynen. kabullenememesiyle ilgili bir Aynen, mevzu rahatsız olduğunu oluyor. yani ama mesela bir sonra Evet. bunu kabulleniyor artık. Hatta hani hani senin bu orgazmlarını konuşmasak mı artık falan diye bir şey söylüyor mesela. Hani tamam kardeşim oluyorsan ol da bana anlatma. Hani daha böyle bir geriye doğru geliyor mesela. Hani hiç konusu olmasa da filmde doğrudan gün şey olmasa bile alttan alta iki tarafında hani evlilik ve hani cinselliğin evlilik içerisinde evlilikle ilişkideki şeyini de böyle çok küçük şeylerle de kuran bir tarafı var. Bazen hakikaten bazı sahneleri böyle hayranlıkla izledim ben. Yani yazılması ve durumu anlatması açısından çok Değil hani mi? Aynen. sizin Ya açınızdan kadının da zor ya. cinselliği Yani bu açısından kadar çok iyi bir güzel bir metni. serüven yazıyor. Evet, sizin açınızdan da zor olmuştur bu kadar iyi bir metnin içinden küçültebilmek şeyi, hikayeyi. Evet. Yani başka evliliklerinde kadın bir şekilde kendini suçlu hissediyor cinselliği bittiği için. Cinsellikleri çok iyi değil çünkü zaten kadın kendini keşfedebilmiş değil daha o noktada yani cinsel olarak. Ve sonra onlar boşandıktan sonra başkalarıyla kadın kendini keşfediyor. Bir süre sonra çok özgür, bedeninde çok özgür bir haz dünyasına erişmiş oluyor. Adam bundan çok rahatsız oluyor. Ben de kadını dövüyor olmasının, yani aralarında geçen o şiddetin tamamen bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama sonradan da bunu beraber yaşamaya başlıyorlar. Evet. Bir de zaten şey de çok mesela en baştaki Peter'le Katerina hikayesi, 1. bölümdeki hikaye mesela bir dönüşüm de var. Mesela ona dönüşüyorlar bir süre sonra. Oradaki ilişkiye dönüşüyorlar. Sonra mesela hatırlıyorsan Marianne Frederick diye birini fırçalıyor. Sen hani karısını Evet. biliyordun madem. Niye bana söylemedin? Bana Hani söylemedin. Johan beni aldatıyormuş, biliyormuşsunuz falan. Sonra bunlar ikisi de başkalarıyla evliyken Fredrik'in yazlığına gidiyorlar ve Fredrik'ten izin alıyorlar. Yani aslında kendisi eleştirdiği şeye dönüşüyor bir süre sonra ve aslında bunun da ne kadar normal olabileceğini, normal değilse bile hani Evet. hayatta böyle şeylerin olduğunu gösteriyor. Yani o dönüşümleri göstermesi falan da çok çarpıcı bir taraftan. Evet, değil mi? Bir noktadan sonra kadın erkekten de çıkıyor mevzu yani. İnsana dönüyor. Yani insan Evet. böyledir işte gibi bir yere geliyor yani. İlişki içinde de öyle, kendi cinselliği içinde de öyle. Yani olmaktan korktuğunuz şeye dönebilirsiniz ama dönmüş olmanız da bir şeyin her şeyin sonu değildir gibi bir rahatlatıcı bir Evet. tarafı da. Ve bu seni öyle ya da böyle biri yapmıyor yani. Değil mi? Evet. Peter'le Katerina'nın cinselliği mesela daha baştan çok güçlü.
Ama çocuk sahibi olmamışlar, istememişler. Ve çok aşırı çekişmeli bir ilişki. Fakat asla da kopmuyorlar. Yani aralarındaki tutku Johanna Marianne'den çok daha kuvvetli yani. Bütün o anlaşamamaya rağmen. Yani şunu da diyor aslında. Yani çok böyle tatlı tatlı anlaşıyor olmak illa bir evliliği sürdürmek için yeterli şey değil yani o zeminde. Tabii. Yani zaten anlattığı şey yani hani birbirini tamamlıyor olmak tek başına yeten bir şey değil. Hani başka türlü bir dinamik de olmak zorunda. Bir de hani aslında şeylerden o bir evliliği tanımlayan ya da bir ilişkiyi tanımlayan bütün sosyal kurumsal yapılardan atıldıkça birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar. Yani onları döktükçe, onlardan uzaklaştıkça çarpmaya çalışıyorlar. Ben bir tek şeyi eksik bulabilirim. Sen ne dersin? Çocukları hiç kendi içine sokmuyor mesela. Yani böyle bir hikayede evet. Çocuk çok ciddi bir unsur. Hani çocukları o görüntü olarak sokmuyor, kastetmiyorum. Hikayenin içine de sokmuyor. Çok az bahsi geçiyor çocukların. Çok az bahsi geçiyor. Evet. Devam filminde Sarabant'ta hatta isimlerini bile değiştirmiş. Yani bir görsen başka çocuklar onlar falan. Bir tanesi Avustralya'ya taşınmış, bunları terk etmiş. Bir tanesi akıl hastası. Akıl hastanesinde yatıyor çocukların biri falan. Sarabant'ta böyle saçma sapan detaylar var. Yani o kadar çok değişik şey olmuş ki hatta ben dalga geçiyorum. Yani Müge Anlı sabah kuşağı gibi ya bunların ilerisi falan diye dalga geçiyoruz. Yani gerçekten bir bakman lazım. Bir bakayım ona da. Evet yani. Evet evet bir bak. Bu arada şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Bu çıktığı yıl bu dizinin, bu diziymiş aslında biliyorsun. Çıktığı yıl bayağı boşanma oranı artmış İsveç'te. Yani çok ciddi etkilemiş evlilikleri. Yani dizi dizi çok büyük patladığı için zaten sinema versiyonunda yapmak durumunda kalıyor ya. Evet ama yeniden çekmemiş yani. Bunlar aslında izlediğiniz şey dizinin sahneleri. Tabii. Evet. Yani iki versiyon var. Mesela iki yıl önce İstanbul Film Festivali'nde dizi 5 saat boyunca dizi gösterildi. Yani dizinin her bölümü gösterildi mesela. Sonra dizinin çok yoğun ilgi görmesi üzerine bir uluslararası vizyon için bir versiyonu yapıyor. Yani daha kısa 3 saati aşan bir film versiyonunu yapıyor. Evet çocukların neden çocuk soruna dönecek olursak hani çocukları eğer işin içine çok fazla katmış olsaydı evliliği de bu kadar derinlemesine inceleyemezdi ilişkilerini diye yapmadı bence. Sence neden koymadı çocukları bu kadar? Ben de biraz öyle düşünüyorum. Yani daha da çetrefilleştireceğini ve hani şimdi çocuk anne baba gibi değil. Hikayenin içine kattığında o kadar kolay ayrıştırmış. Anne babayı da hiç göstermiyor ama anne babanın ağırlığını görüyoruz mesela. Anne babaların ağırlığını. Ama çocukların ağırlığını hani hiç görmüyoruz. Biraz belki onu bu Marianne yaşlı bir kadınla boşanma konuşması yapıyor ya. Kadının çocuklar evden gitti ya. Belki Bergman'ın kendi kişisel şeyi olabilir. Orada kadın diyor ya aslında hani iyi bir anneydim ama çocuklarımı hiç sevmedim. Diyor. Evet hani, evet. Johanna da aynısını söyletiyor. Çok ilginç ya. Belki onunla da ilgili bir şeydir. Yani aslında hani bize söylemiyordur ama karakterler çocukları sevmiyorlardır belki de. O yüzden o da kadrajın dışında kalıyordur sürekli. Bilmiyoruz. Yani Johan sevmediğini söylüyor zaten. Johan bildiğin çocukları sevmiyor. Yani sonradan diyor hani böyle rol yapamayacağım, şefkatli bir babayı oynayamayacağım. Böyle bir şey hissetmiyorum diyor yani onlara karşı. Gerizekalı mı falan diyor hatta bir tanesine. Çok ilginç yani hani erkeği bu kadar şefkatsiz çocuklarına varacak kadar şefkatsiz bir yere sokmak. Sonra Sarabant da zaten yani adam korkunç sevgisiz bir karaktere dönüşmüş sonradan. O versiyonda. Bence Bergman biraz kendinden de koymuştur kesin. Çünkü yani onun hakkında böyle normal hayatta nasıl böyle çok sorunlu bir adam olduğunu dair bir sürü tevatür dolaştığı için böyle bir şeye de girmiş olabilir. Ama ilginçti bu. Yani çocuk meselesinin bu kadar hani bugün Haneke'nin elinde olsa hani o çocuk meselesini kanırtırdı iyice mesela. Ama belki işte dönemin algısıyla da ilgili olabilir. Hani dönem
de çocuk mefhumu ne kadar algılı, o dönemin İsveç'inde mevzu nasıl bakılıyor, onları çok bilmediğimiz için ya da senin dediğin gibi belki çok daha fazla karmaşa yaratacağı için onu dışarıda, zaten uzun bir hikaye, onları dışarıda tutmak istemiş olabilir yani. Tutmuş yani, derinlemesine ilişkiyi incelemek istemiş yani, o çok net ilişki incelemesi yapmak istemiş yani. Evet evet. Çocukları sadece röportajda görüyoruz değil mi? En başta görüyoruz. Evet, en başta bir kadrajın içine giriyorlar. Sonra zaten tamamen kadrajdan çıkıyorlar. Bir daha da yani hani çok nadiren sohbetlerde de hani bir iki kere geçiyor sohbetlerde de aslına bakarsan. Öyle bir sonlara doğru var. Adamın çocuklarla hiç ilgilenmemesi üzerine dönüyor yani bayağı. Hani çocukları da hiç şey yap, onu görmedin gelmedin vesaire gibi. Aynen öyle. Anne babalarını inceledikleri yerleri nasıl buluyorsun? Sürekli bir yani aile, aslında bir genel bir total aile şey var değil mi? Tabii. Yani, var. Öyle bir taraftan da şey yani hani en başta adam vurguluyor ya hani, burjuva aile şeyine de bir şey var. Çünkü hani o gelenekler hani pazar günü akşam yemeği yenir. Hani kendini nasıl hissedersen hisset orada olmak zorundasın. O böyle bir hani o burjuva geleneklerin devam etmesine dair bir onun bunalmışlığı var iki tarafta da mesela bir taraftan. Adamın bir taraftan isyanı buna da ilk başta onu söylüyor ya hani darlandığını falan evet. Da anlatıyor mesela. Ama kadında da var aslında yani. O çok yazık. Yani kadın çok suçlanıyor bu geleneği devam ettirmek istemesiyle. Ama aslında kadın da çok bundan sıkılıyor. Yani en başta telefon sahnesi var ya, annesini arıyor. Yani bir işimiz yok yani. Sadece bu pazar istemiyoruz yani gelmek. Kalkışmasını tırnak içinde. Kadın aslında yapmaya çalışıyor aileye karşı. Ama günün sonunda yine o kadının suçu oluyor. Çıkamıyor kadın o döngüden ve vazgeçiyor yani. Tamam, gideceğiz pazar akşamı, ne yapalım. Evet, ya ilk hamleyi o yapıyor ama. Evet ama hani sonra uzun yıllar sonra hani şeyle suçlanıyor ya. Yani bütün o yılbaşları, bütün o yemekler, bayramlar, seyranlar yapmak zorunda. Bunların hepsi kadının suçu oluyor. Halbuki bunlardan kadın da çok rahatsız. Doğru. Bir takım olamamışlar, beraber çıkamamışlar işin içinden yani aslında. Güzel. Ya çok güzel sohbet oldu. Sağ ol. Yani ben böyle süreyi aşmamaya çalışıyorum. Tamam. Ne kadar olmuş? Geç 20 dakikayı bulduk. Varsa eklemek istediğin tamam. Şeyler şeyle ilgili. Hem oyunla ilgili hem filmle ilgili. Yani o zaman her şey normal şartlar altında her şey yolunda giderse sonbaharda oyunu sahnede görebileceğiz. Umuyoruz. Aynen öyle. İnşallah. O zaman. Çok sağ ol. Geldin. Sohbet ettik ve güzel sohbet oldu. Çok teşekkürler. Sağ olsun. Ben teşekkür ederim Şenay'cığım. Görüşürüz. Festivalde görüşürüz inşallah. İnşallah. Bay bay.